Manşete hoş geldiniz. Peker olayı farklı bir yere evrildi başlıklı manşetimizde bugün gene evet Sedat Peker'in 8. videosundaki açıklamaların ardından şekillenen ya da şekillenmeye başlayan yeni sistemi, yeni siyasi düzeni ve bunun elbette yansımalarını, elbette bir gelecek perspektifini ortaya koymaya çalışacağız. Fakat şunu unutmayın. Ben çıkan her şeyi okuyorum. Yapılan analizleri de takip ediyorum. Özellikle yurt dışı çıkışlı analizler çok daha elbette isabetli. Hemen her konuya temas eden. Aman bu konuda bahsetsek Ankara'nın canını sıkar mıyız? Polis kapımızı çalar mı? Falan gibi endişeler olmadan dile getirilen yorumlar olduğu için daha makbul. Bunda elbette Türkiye çıkışlı yorumları veya Türkiye çıkışlı yapılan analizleri kınıyor değilim. Oradaki koşullar şu anda öyle yani orada ben de yaşasaydım ben de aynı buradaki rahatlıkta konuşamazdım. Türkiye'nin ne kadar kapalı bir devlet olduğunu, nasıl Kuzey Koreleştiğini, ağzını açanın içeri alındığını, tweet atanın kapısını polis çaldığını falan düşünecek olursak bundan dolayı bunu kınamıyorum. Ama gelinen noktada bugüne kadarki uyarılarımızın getirdiği bir nokta olması hasebiyle tek adam devleti, tek parti devleti, Polis devleti, muhaberat devleti 8 senedir dilimizde tüy bitti. E, evet bugün artık bunun sonuçlarını yaşıyoruz. E, söylemiştim deme güzel bir şey değil. Demiştim deme e, evet kulağa hoş gelmiyor. Ama e, bu öngörmediğimiz bir konu değildi. Ama bugün içinde bulunan bulunulan durumda gerek medya mahallesi olsun gerek siyaset mahallesi olsun. Evet oturup sağlıklı bir değerlendirme yapamıyor. İçinden geçenleri söyleyemiyor. Bunu da anlıyorum. Konuşabilenler de ancak böyle çok tumturaklı laflarla bu işi dile getirmeye çalışıyor. Durum böyle. Peki nedir? Gelinen nokta nedir? Bunu birlikte bir analiz edelim. Evet şimdi fotoğrafta Mehmet görüyorsunuz ama Mehmet defteri dürüldü. Tamamen emekli oldu 70 yaşında. Hayırlı uğurlu olsun. Sedat Peker'in götürdüğü ilk isim oldu. Süleyman Soylu'yu da hala zorluyor. Son videosunda onu oradan o koltuktan kaldıracağım, oradan götüreceğim türü birkaç kere gönderme yaptı. Ve Sedat Peker sonunda tabii lafı Tayyip abisine getirdi. Sürekli abi demesinden abi 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 Tayyip abi Tayyip abi aşağı Tayyip abi yukarı demesinden anlamalıydık işin buraya geleceğini. Finale yürüyor. Yalnız değil. Ee, biraz açayım bunu. Yani yalnız değil derken ne biliyorsun? Biraz açayım. Ee, son videosunda özellikle e, Libya'ya ve Suriye'ye giden askerlerin e, bir hiç uğruna birilerinin zenginleşmesi için şehit olduğunu anlattı. Ve... E, işte oradan ham petrol e, alınıyordu. İşte bu da Berat Albayrak'ın adamlarına gidiyordu filan biçiminde detaylı bir şekilde anlattı. Oysa AKP tabanına anlatılan hikaye farklıydı. Ve AKP tabanı şu anda Peker'i seyrediyor. On milyonlarca seyreden hangi taban? HDP'ler mi seyrediyor? Tek başına İYİ Partililer mi seyrediyor? Anlatabiliyor muyum? AKP'liler seyrediyor. Ve o dilden anlıyorlar AKP'liler. Suriye'ye teröristlere silah satıldığını Peker'in ağzından dinliyorlar. Karşılığında ham petrol alındığını Peker'in ağzından dinliyorlar ve paranın Erdoğan'ın damadının kasasına gittiğini gene Peker'in ağzından dinliyorlar. İşin bürokrasisini takip eden ekip kim? Eee... Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı'nın İdari İşler Başkanı. Peker üzerinden Suriye'ye silah sevkiyatını yapan kim? Sadat, eski Cumhurbaşkanı danışmanı Adnan Tanrı verdi. Peki paralar nereye gidiyor? Ramazan Öztürk ve Murat Sancak üzerinden Berat Albayrak'a gidiyor. Bu durum böyle. Yani sarayın bir personeli marifetiyle sarayın danışmanının Peker'in üzerinden götürdüğü, Peker'in üzerinden götürdüğü mal ticareti veya silah ticaretinden gelen para sarayın damadına yatıyor. Merkezde Erdoğan var ve hiçbir şeyden haberi yok öyle mi? Peker e, de öyle olduğunu söylüyordu. Yani altını uyuyorlar, altını boşaltıyorlar, senin çevrende olanlardan haberin yok falan diyordu ama Erdoğan'ın bunlardan haberdar olmaması mümkün değil. Suriye'ye silah satışı kartını açtı Peker. E, peki Dubai'de paketlenebilir mi? E, bu yönde çok da spekülasyon var. İşte bu yayında ona da bakacağız. Bir konuda doğru söylemiyor. Sinirlenmiş ilk videoyu öyle çekmiş. Oysa ilk video bunu yalanlıyor. Bir video silsilesine başladığını o zaman da söylemişti. Ve her videoda bir kutu açarak ilerliyor. Başta analistleri düşündürdü. Hatta yanılttı. Acaba bir dakika falan burada, burada hedef soylu, burada hedef ağır. Neticede şu an anlaşıldı ki soylu ve ağır yenmiş. Yani olay zaten baştan Tayyip Erdoğan'a gidiyormuş. Ee, ana motivasyonu şahsi güvenliği. paketleme operasyonuna dönüyorum. Balkanlarda kıstırılmış bir Sedat Peker var. Detaylı anlattı videolarında var. Fas'ta son anda e, uçağa binmeden yürüyerek kaçtığı, uzaklaştığı ve daha sonra da işte hangi yollardan Dubai'ye geldiğini anlatıyor. Ayrıca Dubai'de de rahat bırakılmayan bir e, Sedat Peker var. Sürekli yazılar yazılıyor. İşte elçiler devrede, dışişleri devrede vesaire. Dolayısıyla gidebileceği ülke sayısı da az. Bunu kendi de söyledi. Türkiye'de kısa orta vadede dönüş bileti yok bunu bunu da ifade etti ve bunu zaten en iyi bilen o herkes döner ama belki de en son Sedat Peker döner şu anda o durumda bir anlamda düşün yakamdan diyor ve birlikte istişare ettiği ekiple Erdoğan sonrasına plan yapıyor yani zannedildiği gibi hedefi Süleyman Soylu'yu veya Mehmet Ağar'ı koltuğundan etmek değildi hedefi Erdoğan'ı devirmekti baştan öyle çıktı yola ve bu ancak 7. 8. videoda anlaşıldı. Peki hangi ekiple hareket ediyor? Bir ekiple hareket ettiği, bir zeka olduğu ve bir silsile halinde bir takım konuların açıklandığı ve yine nerede hangi tuşa basılacağı, nerede hangi kablonun kesileceği falan bu son derece dikkatli yürüyor ve içeriden çok ciddi bilgi alıyor. Yani sürekli bir bilgi akışı var. Emniyetten, askerden, istihbarattan ne, ne, nereden derseniz. Basından çok ciddi bir bilgi akışı var ve günlük anlık bilgi akışlarını alıyor, harmanlıyor bir ekip ve Peker ağzından işte söylenebilecek olanlar veya işe gelenler söyleniyor. Böyle bir durum var. Veli, Veli Küçük'e mesela beraber yargılandığı isim laf söylemiyor. Mavi Vatan vurgusu yapıyor ki bu Avrasyacıların ciddi bir altını çizdiği vurgu ki Mavi Vatan vurgusuyla hatırlayın 104 Amiral bildirisi eş zamanlı. Yani 104 Amiral Nisan ayı başlarında bir bildiri yayınladı ve orada bir mavi vatan vurgusu vardı. Ve ondan dolayı da başlarına gelmedik kalmadı. En son bütün kalan 85 amiral de ifadeye çağrılmıştı falan. Hani Nisan'da döneceksin hikayesi amirallerle ilgili olabilir mi? Evet olabilir. Bir diğer tarafıyla da Mart sonundaki AKP kongresi işaret ediliyor. Hepsi olabilir bilmiyorum. Ona Nisan'da döneceksin garantisi veren kim veya kimlerse neye dayanarak bunu söylediler gerçekten bilmiyoruz. Ancak şundan eminiz olan biteni anlamakta güçlük çeken AKP yorumcuları, havuz medyası yorumcuları çok kızgın şu anda ve nasıl oldu da biz bu adamı elden kaçırdık, Sedat Peker'i elden kaçırdık diyorlar. Emin adımlarla finale gidiyor Sedat Peker. Soylu'ya sahip çıkıp Erdoğan'a yani daha doğrusu Erdoğan Soylu... Soylu'ya sahip çıkan Erdoğan'a yükleniyor. Gene Soylu'ya sahip çıkan Devlet Bahçeli'ye bir şey demiyor. Yine kendisine mektup yazan e, Alaaddin Çakıcı'ya bir şey demiyor. E, zannım o ki Erdoğan Reza Zarrab olayından 17-25'ten sonra en ağır ve öldürücü bir darbeyle karşı karşıya bu sefer. Ha, ölür mü ölmez mi ya da işte efendim devrilir mi devrilmez mi kastettiğim o ölümden. E, bunu zaman gösterecek. Bu iktidarın ölümüyle sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Ama iktidarın ağır bir darbe aldığı açık. İktidar da bunu zaten kendine darbe olarak algılıyor yani. Peker 15 Temmuz ve İsrail e ticaret yapan gemiler konusuna değinip geçti. E, bu konulara özellikle 15 Temmuz'daki rolü konusuna e, doğrudan gireceğinizi zannetmem çünkü 15 Temmuz'da Peker'in rolü olduğuna dair çok sayıda rivayet var. Bu kendini inkar olur. Önümüzdeki hafta Tayyip abiyi konuşacağız diyerek bitirdi ama esasen baştan beri Tayyip abiyi konuşuyor. Sadece Tayyip abisi bu olaya yeni uyandı diyebiliriz. Peki gazeteler nasıl görmüş bugün olayı? Ona bakalım. Ee, Türkiye'de çıkan gazeteler açın çok küçük görüyorlar. O da böyle iç sayfalarda falan. Fakat Gazete Pencere online ortamda çıkıyor ve Gazete Pencerenin e Manşeti Şi, Sedat Peker'den Türkiye'yi sallayan iddia, Şii Türkmenleri vuran silahlar Sadattan. Evet, olması gereken manşeti atmış, Sadat yalanladı, Peker'i suçladı. Altta diğer detaylar var. Ee, bana göre günün manşeti olayı e, pencereye, gazete pencereye gidiyor. Kararsa gene manşetten Peker videolarını e, konuşuyor, e, YouTube'da diyor 100 milyon kez izlendi. Herkes izliyor, Ankara dahil. Ee, esasen manşette bir ironi var. Herkes seyirci yani. Kimse bir şey yapmıyor. O arada e, Kemal Kılıçdaroğlu dün sürpriz ziyaretleriyle dikkat çekti. E, onu da görmeden geçmeyelim. Özal ailesine ve Hüsamettin Cinduruk'a ziyarette bulunmuş Kemal Kılıçdaroğlu. Semra Özal'ı uzun zamandır görmüyordum. E, hayli yaşlanmış. E, evet... Cindoruk ziyaretinde bir başka gazeteden gösteririm size. Cumhuriyet'in manşeti de bugün çok konuşuluyor. Cumhuriyet Binali Yıldırım'ın daha doğrusu Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarına ulaşmış. Ve diyor ki burada Sedat Peker'in uyuşturucu güzergahı ile ilgili iddialarına yanıt veren eski başbakan Yıldırım'ın açıklamaları iki ülke arasındaki gümrük kayıtlarıyla uyuşmadı. Cumhuriyet'in ulaştığı gümrük kayıtlarına göre 1 Ekim 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'den Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Binali Yıldırım ne demişti? E i̇şte efendim hayırsever olarak oraya maske götürdü filan demişti. Evet. O arada Peker'den Suriye iddiaları, iddiaları cihatçılara silah Sadat'tan gitti. Başlığıyla Cumhuriyet'te de haber olmuş. Hakkını verelim. TR724-E gazetesi MİT kumpası da çöktü. E, 7 yıl sonra Peker'den savaş suçu itirafı deyip İlker Doğan'ın haber incelemesini paylaşmış. İtiraf var savcıları hemen e, tahliye edin. Nevin Erdem'in yorumu evet hiç kimse MİT tırları üzerinde durmuyor. O gün o haberi yaptığı için yargılanan hatta mahkum olan Enis Berberoğlu'nun da başı yandı o konuda. E, Can Dündar olay, bu olayla yıldızlaştı kabul ediyorum evet ama bu bilinmeyen bir şey değil ve bu olayı ortaya çıkaran savcılar yıllardır içeride bir kısmı hücrede tutuluyor ve onlara tek atıfta bulunan yok İşlerini yapan bu savcılara ve bunu yaptıkları için görevden alındılar havuz medyasına bakalım yeni şafak Biden geldi Peker planı raftan indi diyor ve Peker'in işte efendim bir hükümeti devirme planı olduğunu falan filan bu şekilde şey yapmış. Ee, diriliş postası iki tane örnek getireceğim. Cindoruk kumpasın neresinde? Yahu arkadaş Kılıçdaroğlu Cindoruk adamın nezaket ziyaretinde bulunuyor. İşte görüyorsunuz her iki taraf işte maskeli ellerinde çiçekler ve diriliş postası bunun yanına ne yazmış biliyor musunuz? Okuyacağım sıkı durun. FETÖ destekli Dubai merkezli kumpasla paralel adaylık sinyalleri veren Kemal Kılıçdaroğlu kumpas ortaya çıkınca soluğu sandık dışı siyasetin kurgucusu Hüsamettin Cindoruk'un yanında aldı diyecek bir şey yok. O arada Milli Görüş'ün gazetesi Milli Gazete'de hedef Kudüs'ün fethiyle aşmış yani. Devam. Yani bin yıldır değişmedi. Biz gelir geçeriz bunlara aynı manşetlerle devam eder söyleyeyim yani. Bu adamlar da yaşar mı? Yaşayabilir yani. Ben geldim geçtim. Oğuzhan Asil Türk var. Temel Karamolluoğlu var. Biz geldik gidiyoruz ya. Bunlar hala var yani. Evet. Neyse dönelim. Sadat e, açıklamasında çok enteresan bir şey vardı. Şirketimizin peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Esasen burada birkaç suç itirafı vardı. Evet, e, silah satışı var. Evet, bu silahlar teröristlere satılıyor falan dedi Sadat. Sadat kim? İşte bir tarafında Erdoğan'ın Nevzat Tarhan. Size göre sol tarafta, sağ tarafta da Adnan Tanrıverdi var. Bu arkadaş kim? İşte bu arkadaş Asam'ın 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nde hedeflerini şöyle anlatan bir arkadaş. Bu kongre Aralık 2019'da yapıldı. Yani üzerinden bir buçuk sene yaklaşık geçti. Dinletelim. Adnan Tanrı verdi'nin, Verdi yani Erdoğan'ın bu laflar ortaya çıktıktan, bu laflar yayınlandıktan sonra istifa etti baş Ama dediğim gibi faaliyetler devam ediyor. Sadat Kurucu Başkan. Ee, bakın hedeflerini anlatıyor. Birlikte dinleyelim. Ümmette bir sur, şuur oluşacak. Bugün soruyoruz. İslam birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amin ne vesatekna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslan bunu yapıyor. Evet, ortama hazırlıyor arkadaş. Arkadaş ortama hazırlıyor. Aydoğan vatandaş paylaşmış. Peker'in Sadat'la olan problemi Ergenekon davasına gider. Nedeni biraz da Sadat yöneticilerinden Hekim Albay Nevzat Tarhan'dır. Biraz evvel fotoğrafını gösterdim. Tarhan Peker'in psikiyatri olarak mahkemede verdiği ifadede Peker'in Kor General Köksal Karabay'a bağlı olarak çalıştığını öğrendiğini mahkemede söylemişti diyor. Bunlar çok önemli konular. Evet. O arada Peker'e bakalım. Peker ee, yeni bir tweet attı ee, bundan birkaç saat önce. Erkan Yıldırım'ın Kolombiya'dan İzmir limanına gelecek olan 5 ton kokain yakalandıktan 4-5 ay sonra oraya gitmesi kit dağıtımı için değil maske vesaire yeni bir uyuşturucu rotası oluşturmak içindi diyor. Evet birkaç saat önce attığı tweette Sedat Peker. Sedat Peker sanki haftada bire döndü videoları daha evvel pazar perşembe yayınlıyordu ama video yayınlamadığı süreçte gündeme dair attığı tweetlerle kendini konuşturuyor ve altta zaten sayacı görüyorsunuz e, 33 bin kere like'lanmış yaklaşık 4 bin kere de e, bu tweet şey yapmış RT'lenmiş efendim enteresan yani evet. Geçelim e, şimdi MİT konusunda e, Ahmet Davutoğlu'nun Haziran seçimlerinden hemen önce ee, Kahramanmaraş mitinginde yaptığı bir konuşma var. 5 Haziran 2015 ve orada MİT tırlarını MİT tırlarının silah taşıdığını öyle bir yalanlıyor ki bütün mukaddesatı üzerine yemin ederek Allah'a yemin ederek vesaire izleyelim çok kısa. İstiklal Savaşı'nda yedi düvelin birleşmesi gibi bize karşı şimdi de AK Parti Kuvayi Milliyesi'ne karşı altı örgüt, parti hepsi bir araya geldiler. Bakın MİT tırları üzerinden de çıktı açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçladı. İşte söylüyorum Allah da şahit, bütün tarihte şahit, kayıtlarda biliyor ki vallahi de diyerek yemin ederek de söylüyorum o tırlar bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu engellediler. Şimdi de çıkmış cumhuriyetimizi, devletimizi bir zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Neden? Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Evet. Benim Davutoğlu'ndan hiç haz biliyorsunuz. Beni sürekli takip edenler, tweetlerimi veya işte yayınlarımı takip edenler bilirler. Babacan konusu biraz daha farklı, ayrılıyor. Ama ee... Davutoğlu bir dönemin Dışişleri Bakanı, bir dönemin Başbakanı ve geriye doğru zulüm tarihinin mühim aktörlerinden biri. Ve eğer konuşacaksa emir olun bu konuları biraz açsa iyi olur. Ee, Sedat Peker'den daha çok seyredileceğini de garanti ederim. Bülent Keneş paylaşmış. Sedat Peker'in bugünkü videosunu izlerken dünü kastediyor. Can Dündar'a adliye önünde sıkılan kurşunların arkasında da kendi olabileceğine dair güçlü bir intiba oluştu. Ben de doğru bir intiba. Can Dündar zannediyorum Ahval'in yayınında bunu hissettirdi ama böyle bir şey söylemedi. Çünkü Can Dündar cezaevindeyken Can Dündar'a infaz emri veya idam emri falan gibi bir şey veriyor. Sedat Peker o ara işte diyor ki işte Tayyip Erdoğan diktatör olsaydı sen yaşayamazdın falan filan gibi böyle mektup yazmış. Can Dündar da onu söylüyor. Yani diyor ki eğer dışarıda olsaydım veya işte bir şekilde filan kendi dönemleri olsa beni infaz edeceklerini falan söylüyor diyor. Hatırlatalım bütün bu hadiseler üzerine Can Dündar yurt dışına çıkmadan çok kısa bir süre önce adli önünde kurşunlanmıştı. Muhtemelen onu kurşunlamaya giden ekibin de Peker veya Peker'in adamlarıyla falan ilgisi olabilir. Zaten onu kurşunlayan, kurşunlayan insanlar bir süre sonra serbest kaldılar. Dava da sürüyor mu sürmüyor mu bilmiyoruz. Sedat Peker'in Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz? Onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da lafı da gürültüye gitti. Bu kişi işte mekanların önünde güvenlik olarak dururken almış yürümüş. Bu enteresan kaset olayları konuşulup duruyor ama bu kasetler Peker'de mi, Falyalı'da mı, başka birinde mi ve acaba el altından şantajlarda, tehditlerde kullanılıyor mu bilmiyoruz. Yakında suyu çıkar. Ayhan Tekineş paylaşmış ki çok enteresan. Genel çerçeve sanki belirlenmiş diyor. Tek tweet'te mühim bir analiz yapmış. İşkence ve kötü muameleler Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu ekibine yüklenecek. Uyuşturucu kaçakçılığı Binali Yıldırım ailesine, savaş suçları ve silah kaçakçılığı Erdoğan ve Berat Albayrak'a. Rejim bu kirli dönemi kapatıp yeni bir sayfa açacak diyor. Devamlı Aydoğan vatandaş devlet Sedat Peker rüzgarıyla Erdoğan'ı tasfiye etmeye çalışıyor. Arkasında ciddi bir istihbarat bürokratik destek olduğunu düşünmemek saflık olur. Ekonomi kötü halk bezmiş durumda. Peker halk tarafından benimsendi diyor. Evet. O arada Oğuz Yılmaz'ın, Oğuz Yorulmasın özür dilerim annesi. Oğlum bana 93-94 kişiyi öldürdüklerini söyledi demiş. Evet. Bir dönemin karanlık isimlerinden biridir ve yani yüzlerce cinayetim var diyor. Yani arka, gerçekten özellikle 90 karanlığının ve sonrasının anlaşılması açısından bazı kapakların açılması lazım. Türkiye bu olayı 3-4 kere ıskaladı. Hatırlayın susurluk kazasının ardından sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri başladı. Akşam 21'de ışıklar yanıp söndürülüyordu. Tencere kapaklarına vuruluyordu vesaire. Daha sonra birkaç kere oldu bu. Anayasa değişiklikleriyle oldu. Gezi eylemleri vesilesiyle oldu. Darbe soruşturmaları açıldığında oldu. Oldu babam oldu çok yani. En az 3-4 kere bir aydınlanma yaşanabilir falan diye. Ama her defasında hakim kaldı. Bunu da hatırlatalım. Tekrar olur mu bilmiyoruz. Sedat Peker tekrar Türkiye'ye döner. Bu ikili arasında böyle bir e, restoran fotoğrafı verir mi? Hiç zannetmiyoruz. Bu 2016 yaz aylarında belki bir iftar davetinde çekilen fotoğraf. Sedat Peker'in bir yanında Şevki Yılmaz, öbür yanında Abdurrahman Dilipak var. Evet ama dediğim gibi bu fotoğraflar mazi oldu ve bir daha çekilebilecek fotoğraflar değil. Köprüler atıldı. Sedat Peker paketlenme derken Türkiye Cumhuriyeti, evet görüyorsunuz en son bir öğretmeni Kenya'dan operasyonlayarak tamamen illegal yollarla uluslararası suç sayılabilecek yöntemlerle ismi Selahattin Gülen efendim Anadolu Ajansı da böyle geçmiş bir MIT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi diyor. Bir öğretmen 30 yaşında tek suçu Fethullah Gülen'in akrabası olması soyadının tutması başka yok. Evet. Ve bütün bunların hepsi Türkiye'nin siciline negatif olarak geçiyor. Bu son halka oldu. Eser Karakaş paylaşmış. Ayasofya imamı. Şey, Ayasofya imamının damadı YÖK Başkanı Ser Yekta Saraç'mış. Bütün şer ilişkileri puzzle gibi yerli yerine oturuyor. Bu YÖK Başkanı denen yüksek ahlaklı şahıs binlerce öğretim üyesinin KYK ile yargısız üniversitelerinden atılmalarının altında imzası olan adam çete netleşiyor demiş. Evet gerçek çeteyi bu noktalarda aramak icap ediyor. Evet. Dönelim Sedat Peker'e. Evet bu son tweetiydi ama Kerim Has enteresan bir bilgi paylaşmış. Diyor ki Sedat Peker ne anlatacaksa anlatsın elini çabuk tutmalı. Üzerinde sadece mitin ilgisi yok. Zannımca birçok ülkede radarını kendisine çevirmiş durumda. Arada kalıp ezilme durumu var. Kendi bilir ama bence hafta sonunu beklememeli diyor. Boşuna yazılmış bir tweet gibi gelmedi bu bana. Kerim Has Moskova'da yaşıyor. Rusya'yı çok iyi biliyor. Rusya-Dubai ilişkileri, Rusya-Türkiye ilişkileri şu bu vesaire malum. Belli açılardan belli dengelerde Rusya'nın bir yere kadar Sedat Peker'in açıklamalarına sessiz kalması veya belki kabul etmesi onaylaması söz konusu olabilir ama bir noktadan sonra işine gelmeyebilir. Türkiye ile ilişkileri bir anda ön plana çıkabilir vesaire. Ve e, belki diyor. yani orada dememiş ama ben onun... E, bana hatırlattığını söyleyeyim. Ee, Rusya veya benzeri bir ülke Sedat Peker'i e, bulunduğu yerde operasyonlayabilir, susturabilir, enterne edebilir ne olursa. Son notumuz Abdüllatif Şener'den gelmiş, gelsin. E, Mezopotamya Ajansı'na konuşmuş ve e, ahval devlet mafyalaştı Erdoğan artık gidici başlığıyla e, duyurmuş bunu. Diyor ki AKP kurucularından Abdüllatif Şener... Yeni bir tür mafya devleti ortaya çıktı. Mafya örgütüyle işli dışı olmaktan öte mafya yöntemlerini kullanarak iktidarını sürdüren devlet yetkililerinin varlığı var. Devletin mafyalaşması var diyor. İktidar içi ayrışmanın temel noktası olarak AKP'de Erdoğan sonrası için hazırlık yapıldığını söylüyor. Ve şu enteresan cümleyi kuruyor. Pelikancılar soylu ayrışmasının özünde de bu var zaten. Pelikancılar soylu ayrışmasının özünde de bu var. Erdoğan artık gidicidir. Hem sağlık durumu hem yaşı hem siyasete hakimiyet düzeyi itibariyle artık bırakması gerektiği bir noktaya da gelmiştir. O halde iktidarı partiyi kim devralacak bu önemli. Burada farklı oluşumlar var. Bu oluşumlar içerisinde Soylu da var. Daha önce Albayrak varis olarak devir alacak gibi görünüyordu parti ama diskalifiye oldu. Albayrak'ın diskalifiye olmasında Soylu'nun etkisi olduğu da görülüyor. Erdoğan Albayrak'ın Gönlünü almaya çalışıyor gibi görünüyor. Sonrası için Berat Albayrak'la uğraşan soylu hala hükümette ve avantaj sağlamış gibi görünüyor. Hatta Erdoğan sonrası bile düşünmeyelim bu gruplaşmalar ve iktidarı devir alma çabaları her zaman bir veliaht gibi baştakinin gidişiyle ortaya çıkmaz demiş. Bütün söyleşiye ahvalden bakabilirsiniz. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Ee, manşet Mayıs sonu itibariyle bir minik anonsum var. Son bir yıldır Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri yapıyorduk ama şimdi artık gündem'e göre, gündemdeki gelişmelere göre ki zaten son birkaç haftadır öyle olmaya başladı. Günümüzden çıktık, rutinimizden çıktık. Gündemdeki gelişmelere göre manşet ekranda olacak. Herhangi bir durumda ya acaba manşetin yorumu nedir, bakış açısı nedir, analizi nedir diye merak ettiğinizde manşet ekranda olacak. E, belli bir rutin içerisinde şu gün, şu saat ekrandayız, karşınızdayız gibi bir ilanatımız yok. Zaten buna son 2-3 haftadır uyamıyoruz. Böyle söyleyeyim kritik gelişmelerde, kritik videolarda, kritik açıklamalarda ve makas değişikliklerinde acaba ne oldu, bundan sonra ne olabilir, bunun analizi anında hangi saat olursa olsun 7.24 Monster aracılığıyla manşette olacak. Hoşçakalın.